Saraylık, Dokuzpınar köylerinden buradan akşam sabah tütlerimizi alıyoruz. 3 dereceye kadar soğuk şekilde muhafaza ediyoruz. İçerisinde elimizde kadar çok sade manda yoğurdumuz bulunuyor. Şu anda pişirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Buharla pişiyor. Şeklinde yoğurtlarımız oluyor. Karışık yoğurdumuz, saf yoğurdumuz da var. Sütlerimiz soğuyor. Sonra maya katıyoruz. Sadece ev mayası oluyor. Yani hani hiçbir şekilde içerisine koruyucu katkı madde hiçbir şekilde katmıyoruz. Mayalama işlemimizi bittikten sonra, tekrar kontrolümüzü yaptıktan sonra dinlendirme odamıza alıyoruz. Burada bir 10-15 dakika kadar ilk sıcaklığı geliyor. Dinlendiriyoruz burada. Sonra arada kapılarımız var. Kapıdan soğuk hava depomuzu alıyoruz. Burada artık dinleniyor. Soğuyor. Bir gün sonra kapaklar kapatılıp satışa gönderiyoruz. Bunlar %100 yoğurdumuz bizim. İşletmemiz, manda sütü işliyoruz biz günlük 1 ton şeklinde. Develi'den, Saraycık'tan, Hörmetçi köyünden yaklaşık 1 ton şeklinde sütümüz geliyor. Biz bunu günlük olaraktan sade saf manda yoğurdu, karışık inek yoğurdu, manda yoğurdu, manda kaymağı ve salamura şeklinde çalışıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerimiz günlük şeklinde tüketiliyor. Bir sonraki gün yoğurdumuz mayalandıktan sonra dinlenme sürecimiz var. Kapaklar kapatılıyor. Kayseri içerisinde, Mimar Sinan Pazarında, Kayseri Gloss'larda, Küçük Şarkıköy dükkanlarında bu şekilde bir tonu tüketiyoruz. Manda sütümüz kalsiyum açısından çok faydalı olduğu için çok yoğun kıvama aittir. Çok lezzetli bir yoğurttur. Sindirimi kolaylaştırır. Kemiklerimiz için faydalıdır. Manda yoğurdu önceden bilindiği için biz burada sadece daha hijyen şartlarda, güzel şartlarda üretimimizi sağlamak için insanlar daha güzel, daha sağlıklı yoğurtlar tüketebilmek için kurulmuştur bu tesisimiz. O yüzden hani hijyen bir şekilde tüketiyorlar. İşletmemizin bize Kayseri Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü, Hacınar Belediyesi tarafından desteklenmiş olup Kayseri Manda Yetiştiriciler Birliği tarafından devam ettiriliyor. Burada iki tane bayan arkadaşlarım var. Onlarla birlikte günlük bir ton sütümüzü işliyoruz.